Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hawa ala rasulina Muhammedin salavat. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak izin verirse bu dersimizde insan ruhunun öğle namazına ne kadar muhtaç olduğunu ve öğle namazının insan ruhunu nasıl rahatlattığını, nasıl terbiye ettiğini, nasıl ferahlattığını anlatan bir ders okuyacağız. 9. sözün 5. nüktesinin öğle namazı pasajını, bölümünü inşallah mütalaa etmeye, müzakere etmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin, istifademizi âli eylesin. Amin. Ve zuhur zamanında ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Cenab-ı Hak bize ibadetlere nasıl bakmamız gerektiğini, namazın asıl manasının ne olduğunu birinci ve ikinci nüktelerde şöyle ifade buyuruyor. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı Sübhanallah deyip noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ilan etmek, tesbih etmek. Cenab-ı Hakk'ın bir de kemali var, azameti var. Allahu Ekber deyip tazim etmek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları var. Elhamdülillah deyip şükretmek ve Allah'ın kemali sıfatlarıyla muttasıf olduğunu ilan etmektir. Bununla beraber ubudiyeti üstadımız anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın dergahında kul kendi aczını, zaafını, kusurunu, eksikliklerini, ihtiyaçlarını arz etmek. Dolayısıyla ubudiyet dediğimiz ana unsur bu. Allah azimdir, Allah büyüktür, Allah noksan sıfatlarından münezzehtir. Kul kendi aczini hissedip Cenab-ı Hakk'ın kudreti yönünde, kul kendi ihtiyaçlarını hissedip Cenab-ı Hakk'ın merhameti ve rahmeti yönünde, gınası yönünde, kul kendi zaafını görüp Cenab-ı Hakk'ın azameti yönünde hayret ve muhabbetle secdeye gitmesi ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde hareketler ve okumalarla mukabele etmesidir. Üstadımız 4. nüktede kainatı ve kainat içindeki mevcudatı büyük bir saate benzetiyor. Haftalık bir saate. Nasıl ki diyor, haftalık bir saatin günleri sayan milleri olur, saatleri sayan milleri olur, dakikaları sayan mili vardır, saniyeleri sayan mili vardır haftalık bir saatin. Aynı şekilde şu kainat dediğimiz büyük saatin saniyeleri hükmünde gece ve gündüz devranı, dakikaları hükmünde senenin içindeki faaliyetler, senesi hükmünde insanların ömürlerindeki devreler ve gün milleri hükmünde kainatın ana devrelerini üstadımız onlara benzetiyor. İşte her bir namaz vakti, yani günün içindeki her bir namaz vakti bu dört unsur içerisinde de bir karşılığı vardır. Bunu orada görebiliyoruz. Mesela öğle namazını şu anda konuşuyoruz. Öğle namazı gün içerisinde bakıldığı vakitte güneş dediğimiz kainatın lambası ve sobası hükmündeki şu ilahi merhamete vesile olan aynadalık eden güneş tepemize gelmiş. Nimetleri yetiştirmeye ve pişirmeye bu manada en adeta muktedir olduğu vakittir. Bu günün içindeki en verimli vakittir. Yani nimetlerin yetişmesi, ondan sonra bunların pişirilmesinde adeta öğle vakti bir muazzam vakittir. Peki senenin
öğle vakti nedir? En verimli vakit olan yazın ortasına ki nimetleri o vakitte Cenab-ı Hak yetiştiriyor. Ve bütün nimetler adeta o vakitlerde hasat edilmeye ya da yetişmeye bu manada başladığı vakittir. Peki insan ömründe öğle vakti neye işaret eder? İnsan vaktinde öğle vakti en güçlü, en kuvvetli, en verimli olduğu gençlik vaktine tekabül eder ve ona işaret eder. Peki kainat ömründe öğle vaktinin mukabili olan, karşılığı olan vakit hangi vakittir? Üstadımız diyor ki bu da insan dediğimiz kainatın meyvesi hükmündeki varlığın dünyaya gelmesi ve kainatı adeta şereflendirmesi ilahir. Demek ki günün en meyvedar vakti öğle vakti. Senenin en meyvedar vakti yaz vakti. İnsanın en meyvedar vakti gençlik vakti. Kainatın da en meyve verdiği vakit insanın dünyaya geldiği vakittir. İşte öğle namazı vaktinde bir kul aczini, zaafını, fakrını, ihtiyaçlarını hissedecek. Ve bu hissettiği şeyleri de, eksikliklerini de kamil olan, sıfatları ve isimleri mutlak kemalde olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan ve her şeyi karşılayabilecek güce, kuvvete, kudrete sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyor ve bazı şeyler arz ediyor. Başlıyor Allahu Ekber ile, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile, rüküye gidiyor Sübhane Rabbiyel Azim diye, sücuda gidiyor Sübhane Rabbiyel A'le diye, en son tahiyyata oturuyor Ettahiyyatu Lillah diye, bütün mahlukatın ubudiyetlerini kendine amma geldim takdim ediyorum ya Rabbi. Bütün medarı bereket olan çekirdekler, tohumlar, nutfeler, yumurtalar, onların ifa ettikleri ubudiyeti, tesbihleri ya Rabbi kendine amma ben geldim bunların hepsini sana takdim ediyorum demeye. Bütün meleklerin, ruhanilerin, bütün mahlukatın ubudiyetlerini ya Rabbi kendi ubudiyetimmiş gibi sana arz etmeye geldim manasında Ettahiyyata en son ne yapıyor? Oturuyor ve Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ben eksiğim. Ben kusurluyum. Ve sabahtan bu vakte kadar ya Rabbi çalıştım ben. Yoruldum. İşte senin huzuruna geldim. Ruhumu dinlendirmeye, bedenimi dinlendirmeye, kalbimi dinlendirmeye geldim. Sen bir Rabbim olarak en güzel şekilde kalbime ve ruhuma ilaç olan, gıda olan birisi olarak, ihtiyaçlarımı karşılamaya kuvveti ve kudreti yeten birisi olarak huzuruna geldim ya Rabbi. Ben sana ubudiyetimi, benliğimi, ruhumu arz ediyorum. İşte öğle namazı insanı sabahtan öğleye kadar çalışmış olan bu varlığı, bu insanı, yorulmuş olan bu insanı adeta teneffüs hükmünde rahatlatan muazzam bir unsura sahiptir. İşte insan olan bir insan, mümin olan bir varlık, Allah'a inanmış ve kendi fıtratının da farkında olan bir varlık olan bu insan, bu fıtratının eksikliğini giderecek merciye geliyor ve adeta teneffüs ettiriyor. Bütün her şey beni sıkıyor, rahatsız ediyor. Bütün her şey bana yük ve bütün bu yükün altına da şimdiye kadar geldim ve yoruldum. Ya Rabbi, hem bunların altından kalkabilecek gücü bana verdin, hem bu nimetleri bana nasip ettin, çalışabilecek bir güç, bir kuvvet, bir irade nasip ettin. Bütün bunlara karşı ben sana şükretmeye, ben sana hamd etmeye, ben senin azim bir Rab olduğunu ilan etmeye geldim manasında öğle namazı muazzam bir teneffüs vaktidir diye üstadımız burada bu bahsi yazıyor. Tekrar okuyorum paragrafın başından. Ve zuhur zamanında ki o zaman gündüzün kemali, gündüz en kemal vaktini yaşıyor. Ve zevale meyli, artık güneş tepeye çıktı, zevale meyletmeye başladı. Zaten öğle vakti güneşin en tepede olduğu vakit değil, yavaş yavaş zevale doğru, batmaya doğru meylettiği vakittir. Ve yevmi işlerin, yani günlük işlerin avanı tekemmülü, artık yavaş yavaş tekemmül ettiği,
kemale eriştiği bir zamandır. O zamana kadar çalışmışız. Ve meşagilin tazikinden, yani o ağır işlerin sıkıntılarından, ağırlığından muvakkat bir istirahat zamanı. Ve fani dünyanın bekasız, bu dünyamızda fanidir ve bekaya mazhar olan bir yer değildir. Allah bu dünyada yarattığı hangi varlık varsa, insan olsun, kainatta herhangi bir fert olsun, hiçbir mahlukun üzerine beka mührü vurmamıştır. Bekanın mührü ahirettedir. Bu dünya fanidir. Bu dünya muvakkattır. Üstadımızın tabiriyle bir gece konup göçmek hükmünde, adeta bir otel hükmündedir. Ondan sonra bir han hükmündedir. Geliyoruz, dinleniyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şu dünyanın benimle, benim onunla olan irtibatımı size anlatayım mı diye ashab-ı kirama söylüyor. Anlatıyor. Uzun bir yolculuğa çıkmış bir adam düşünün. Yol üzerinde dinlenmek üzere bir ağacın altında muvakkaten oturur, dinlenir, ondan sonra tekrar yoluna devam eder. İşte ta ruhlar aleminden yaratılmış olan bizi, şu dünya muvakkat bir şekilde, küçük bir süre içerisinde misafir eden, küçük bir misafirhane hükmündedir. Çünkü milyarlarca senedir ruhumuz ruhlar aleminde bekliyordu. Kabirden sonra da yine milyarlarca sene devam edecek ebedi bir hayatımız var. Bunların içerisine baktığınız vakit çok küçük bir zaman dilimini bu manada dünyada yaşıyoruz. Ama gelin görün ki şu kısa fani dünya hayatı içinde, şu kısa zaman içinde ebedi hayatımız şekilleniyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela 2 saatlik bir imtihan var. KPSS imtihanı mesela. Şu KPSS imtihanının 2 saati insanın ömrünü belirleyen bir adeta kader programı hükmündedir. Ya güzel bir iş kazanacak bu adam ya da işsiz kalacak. İşte dünya böyle 2 saatlik bir imtihan süresi gibi ama ebedi hayatımızı belirleyen bir unsura sahip. Fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti. Çalıştım, didindim sabahtan bu zamana kadar. Artık senin biraz teneffüse geçmen lazım. Teneffüs dediğimiz nedir? Birileri gidip şurada burada vakit geçiriyor ve namaz kılmıyor. Birileri gidip ayaklarını uzatıp rahat bir döşeye çekilip istirahat ediyor. Ama bunların hiçbirisi İnsanın ruhunu rahatlatan unsurlar değildir. Bu insan fenaya gidecek. Bu fenaya bir ilaç lazım. İşte öğle namazı bizim bu dünyada yaptığımız işlerimizin hem sıkıntılarından kurtulmamıza vesile olur, hem de ebedi hayat yolcusu olan bu insanın ebedi hayatta da rahatlık bulmasına vesile olan muazzam bir özelliğe sahip. İşte bu bizim bulabileceğimiz bir şey değil. Allah bizi yaratandır. Fıtratımızı koyandır. İhtiyacımızı kemaliyle bilendir. Ve Allah bizi öğle namazına davet ediyor. Niye? Hem dünyanın sıkıntılarından kurtulun, hem de ebedi hayata mazhar olan bu insanın ebedi hayatta rahat bulması için bu öğle namazını kılması gerekiyor ki insanın ruhu da, kalbi de dinlensin. Ve inamat-ı ilahiyenin, Allah'ın inamının, nimetlerinin tezahür ettiği, adeta meydana geldiği bir andır. Allah nimetlerini gün içerisinde en mükemmel öğle vakti, sene içerisinde yaz vakti, insan ömrü içerisinde gençlik vakti, kainatta da insanın dünyaya gelmesi ve Allah'ın inamının adeta tamamlandığı bir vakti bize hatırlatıyor. Ruhu beşer. Öğle vaktinin özellikleri bunlar. Ruhu beşer, o tazikten kurtulup, o sıkıntılardan kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan, senin devamlı yıkılmaya
Ondan sonra sönmeye maruz olan bir hayatın var. Bana ne lazım? Kayyum birisi lazım ki onunla ayakta durayım. Senin fani olan bir hayatın var. Bana baki bir zat lazım ki ona bağlanayım ve beka bulayım. Üstadımız bu iki önemli sıfatı birleştiriyor. Kayyumu baki olan, mün'imi hakikinin hakiki nimetleri veren Cenab-ı Hakk'ın dergahına gidip el bağlayarak. Kimin huzuruna gideceksin? Fani olduğum için fanilere gidemem. Faniyim, fani olanı istemem. Ben yıkılmaya mahkum birisiyim. Yıkılmaya mahkum olan benim gibi bütün varlıklara gidip de derdimi anlatamam. O zaman kayyumu baki lazım. Mün'imi hakiki lazım ki ben gideyim, durumumu arz edeyim, ihtiyaçlarımı arz edeyim ve benim hayatımı ancak bana verebilecek zat odur diye Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Kayyumu baki olan mün'imi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekün nimetlerine şükür ve hamd edip Ya Rabbi bana beni verdin. Bana gündüzün şu vaktini verdin. Sabahtan akşama kadar çalışacak bir güç verdin. Merde namerde el uzatmayacak bir imkan nasip ettin. Bana gençlik verdin. Bana yaz dönemini verdin. Bana şu dünyadaki bütün mahlukatı musahhar ettin. Öyleyse bütün bu nimetleri bana veren sensin. Bütün hamdleri ve şükürleri de sana yapmam lazım. Buna ancak istihkak sahibi olan sensin ya Rabbi. Buna hakkı olan ancak sensin ya Rabbi diye namazımızı Allah'a arz ediyoruz. Ve istiane etmek. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederim. Ancak senden yardım dilerim. Benim bu sıkıntımı giderebilecek başka kimse yok. Herkes sıkıntılar içerisinde debeleniyor zaten. Bütün raiyet aç. Hepsi sultanın kapısına gitmek zorunda. O aç olan raiyetin birbirine iltifat etmesi ne kadar manasızsa, sultanın kapısına gidip ondan nimetleri istemek varken birbirlerine iltifat etmek ne kadar hikmetsiz bir iş ise, aynı şekilde kainatın sultanı her yerde hazır ve nazır olduğu ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaya da gücü ve kuvveti yettiği halde, ona değil de mahlukata gidip durumumuzu, ihtiyacımızı arz etmek çok hikmetsiz olduğunu buradan görüyoruz. Kimden istiane edeceğiz? Kimden yardım dileneceğiz? İyyâke nestaîn. Ancak senden yardım dileriz diye Allah'a bunu arz etmek. Ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Ben ancak Allah'ın huzurunda eğilirim. İşte Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim olan, büyük olan, celil olan, celî olan ancak sensin deyip Allah'ın huzuruna gidip bu manada rükû ediyoruz. Ve kemali bi zevaline, yani zeval bulmayan kemaline, yani fani olmayan zevaline ve cemali bi misaline, misilsiz olan cemaline, benzersiz olan güzelliğine, şefkatine, merhametine, azametine, büyüklüğüne karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak. Secde, insanın Rabbine en yakın olduğu andır. En mahfiyetli vaktimiz, en zevalimizi hissettiğimiz vaktimiz ama Allah'ın huzurunda olduğumuzdan dolayı da bizim ruhumuza ve kalbimize, vicdanımıza en tatlı gelen, en ilaç hükmünde gelen bir vaktimizdir secde. En mahfiyet vakti, en yüksek vakit. Mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan değil. Dolayısıyla bunu anlamak insan işidir. Onun için üstadımız insaniyeti kübra olan İslamiyet tabirini kullanır. İnsaniyeti kübra olan, büyük insaniyet olan İslamiyet. İslamiyetle insan hakiki insan olur. Yoksa görünüşte insan olup
insan olmayan çok insan diye bilinen insanlar var aramızda. Ama İslamiyetle Allah'ın razı olduğu şekilde davranmakla, Allah'ın razı olduğu şekilde insan olmakla hakiki insan olduğumuzdan biz bunlarla bu manada Allah'a "Ya Rabbi sen beni insan sıfatında ahsen-i takvim suretinde halkettin. Ben de huzuruna geldim ve bunu arz ediyorum" diye Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunu arz etmenin güzel bir yolunu aralıyoruz öğle namazıyla. Cenab-ı Hak bütün namazlarımızı, özellikle burada bahsi edilen öğle namazını hakkıyla eda edebilmeyi, kalbimize, ruhumuza, hissiyatımıza, latifelerimize bununla deva bulabilmeyi, ilaç bulabilmeyi ve bir merhem hükmünde öğle namazını bütün hissiyatımıza sürebilmeyi, maddi ve manevi dertlerden ve sıkıntılardan bu şekilde kurtulabilmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.